Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa. Yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Transport Fever oyun serimiz kaldığında güzel bir şekilde devam ediyor. Bu 3. bölüm olacak bu güzel oyun serimiz inşallah. Evet, önceki bölümde yeni bir tren hattı çektik. Olathe ile Fort Wayne arasında. Gördüğünüz gibi böylelikle şehir büyümeye başladı. Yani bir katkımız oldu ekonomiye, ama bizim ekonomimize daha istediğimiz seviyede katkımızın olduğunu tam olarak söylemek doğru olmaz. Evet, istediğimiz seviyede gelir elde etmiyoruz ama elde etmeye başladık. Yani bu tren hattı da artık arkadaşlar bize para getiriyor. Sadece isteğim bundan sonra baya bir yolcu doldurmasın bu hat gibi. Evet, şimdi oha, bu ne lan? Burada bayağı bir insan toplanmış ve gittikçe de toplanıyor. Uy, biz borcu bile kapatabiliriz. Oley, çok güzel. Kapattık. Daha az faiz edeceğiz önümüzdeki sene için. Yeni bir tren geldi. Bence 1860'a kadar hiçbir şey yapmayalım. Para biriktirip borcun bir kısmını kapatmaya bakalım. Evet, yeni tren geldi. Ona bakalım. Oyun güzel bir şekilde devam ederken. Bu daha fazla arkadaşlar. Güçlü olduğunu görüyoruz. Daha fazla ağır tabii ki. 2 kat güçlü ama çekim gücü de aynı şekilde 2 kat. Yani bununla 8 vagon götürebilir miyiz? Doğru mu? Eğer bu 20 25 ise bu da yani 30 sene. Bu da 30 sene. Yani öyle bir şey mümkün. Bu ne lan? Oha, bayağı bir insan toplandı. Büyük ihtimal değişeceğim treni buldum. Galiba bu tren değişir bir zaman sonra. Evet, öyle olacakmış gibi geldi bana. Senelik harcaması yüksek. Ama hızlı gidip geldiğini düşünürsek de daha fazla yolcu taşındığını düşünürsek, yani bakarsak aslında 72'ye çıktı lan. Apşasım geldi. Kendimi zor tutuyorum. Şimdi bir çalışsınlar. Evet. Şimdi ben kaynak götürüp getir. Ay, hapşıracağım. Dayanmam lazım. Hapşırmayacağım. Bana ögeleyim sadece. Evet, konsantre olurum oyunumuza. Güzel bir şekilde. Neler yapabileceğim bakayım. Çok ters ya. Acaba şöyle bir şey deneyeceğim. Böylelikle fazla da riske girmeyiz aslında. Şurada şöyle bir yol inşa edelim. Ama basit bir yol olsun. Benim isteğim arkadaşlar, bu ne lan böyle? Tabii. Olmaz. Başka bir taş ocağına bak. Çok berbat bir olay ya. Abi 55 oldu diye. Evet, tren değişecek. Hayır, böyle değiştirmeyeceğiz ama. Biz değiştirelim bunu. Bayağı bir gördüğünüz gibi insan çoğaldı. Bir vagon daha eklesek. Şu anda bilemiyorum ya. Bu konuda bayağı bir 50 yak, gerek yok şimdi. Gerek yok şu an. Gibi gözüküyor. Düşünüyorum şu anda.
İlk önce ekmeğe gitsek. En mantıklı ekmek gibi geliyor aslında ama tren yolunu halledebiliriz en fazla. Şey, çok uzak olmalı biraz sıkıntı. Keşke birbirinden yakın olsa. Evet, keşke. Buradan böyle nasıl olur? Hepsi yokmuş da abi, inanılmaz bir haritaya düşmüşük ya. Borcu ödeyelim. Evet. Of, 32 çıktı bile. Oho, bura bayağı bir yükseldi. Arkadaşlar yok, ben burada değişeceğim. Bu kesin bir şey. Evet. Altıya çıkalım. Altı tane oldu değil mi? Evet. Baksana duruma. Tabii, kaç metre bunlar? Bunu göstermiyor şu an. Dur dur, bakmak lazım. Dur, bunu başka türlü öğrenebiliriz. 160 metre şu anda. Ve benim ekstra getireceğim tren kaç metreydi? 11 metre. Tamamdır, sıkıntı yok. On senelik olmuş. %33. Sen 50'ye geldi mi değiş. Evet. Azalma mı oldu? Sanmıyorum. Ve ne kadar? Bakmak lazım böyle şeyler arkadaşlar. Maalesef tren. Evet. Kaç kişi taşıyabiliyor? Bakamıyoruz böyle ya. Dur bir bunu. Oh oh, ne güzel. 56. 56. 4 tane. 56. 70. 84 kişiye çıkıyor. Bu güzel. Evet. Bu istediğim ne zamandı? Dur bakalım. Tekrar bakayım istediğimiz zaman. 50 de dedik. Ne kadar şimdi şu anda? %45, yani yakında değişmek zorunda. Kaç milyonluk? 1-2 milyon kadar para lazım bu değiştirebilmek için. Evet. 63-64 falan. Bilmiyorum, sanki yeter gibi ya. Apartmak da istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Şöyle bir düşünceye vardım. Tabii bu kadar bir doğru düşünce bilemiyorum. Acaba diyorum ki bu şehri bununla bağlasak tepelik falan sıkıntı gibi gözüküyor. Evet, olmaz sahi. Şundan şunu bağlasak nasıl olur? Gene bir borcu kapatalım. Evet. Doğruca düşünüyoruz. Geri dönüşte ne kadar insan toplandı? 69-80 görmüyor bile. Ama bayağı bir insan topladı. 80'i görür. Görüyor abi. İleride görecek. Şimdi ben 2 milyon borç çekeceğim. Değişmesi için treni. Evet.
Diğer tren hattı gelir elde ediyor mu? Güzel ediyor. Dolu bir şekilde gidip geliyor mu? He, sayılır. Diğeri kadar olmasa da bir şeyler yapıyor. Dur bakalım geldim. Değişte kadar olacak. 83'e ulaştı. Değişmedi. Değişmesin. Acelesi yok. Acelesi yok. Ne kadar oldu şimdi? Kullanım süresi ona bakalım. %43. Daha erken. Dur borcu geri ödeyelim. Boşuna masraf yaptı. 75 boşa gitti. Evet daha erken ya. Ne erken lan 40 yolcu bekleyi bile. 58'e çıktı. Tamam erken erkekler de şimdi. Şimdi oh, bir şeyler yapmak istiyorum. Bir töre yol falan da inşa etmek istiyorum ama düşünüyorum. Riske girmek istemiyorum. Hiçbir şey bir çok uzak bir yere. Gerçekten kötü ya. Bak burada da iki tane var. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Buradan toplarız ikisini de. Buradan buraya getiririz. Ya tamam da sıkıntı buradan da bir de buraya götüreceğim. Buradan da buraya şehre dağıtacağım. Ya bu da maya bir masraflı olacak abi. Yani masrafını çekebilecek miyiz? O var. İkisi de olmak zorunda değil mi? Evet üretim olması için ikisi de olmak zorunda. Basit bir yola el atmamız lazım. En basiti buymuş gibi gözüküyor bana. Şimdi. Evet. Buradan buraya, buradan buraya. Ona bakarsan bu daha doğru diye gözüküyor. Evet. Biz o zaman bir yol inşa edelim ilk önce. Evet. Güzel. Fazla masraf yapmadık yol için. Şimdi otobüsten başlayacağız ilk önce bu işe. Otobüsten diyorum ya, at arabalarına diyecektim. At arabalarına bakalım işi nasıl götürebileceğiz onu test edelim. İleride tren de işine gireceğiz. Trenden götüreceğim yani mümkünse. Aa, bu kaynak sanayiye gidecek. Sanayinin olduğu bölgelerde belli. Evet. Şuradan bir yol çekelim biz. Evet. Şimdi buradan buraya bir hat. Buradan da buraya.
Buraya bir otogar inşa edelim. At arabalarını alalım. Dolu olmadan ayrılmasını istemem. Onu ayarlamayı unuttuk tabii ki. Hadi bakalım. Biliyor masraf yapılıyor. Hepsini mi buraya bağladık? Haydi. Hepsi buraya gelmeyecekti aslında. Dur, hepsi gelsin bakalım. Tabii üretim halen başlamadı. Daha tanıyamadı. Birazdan tanıyacak. Sekiz iki daha mı çıktı? Borcu kapatalım. Evet, çok güzel. Aldı mı lan? Vallahi aldı, götürüyor, çok güzel. Beklemesi sevindirdi beni. Olmazsa dur, alalım 4 tane daha. Param olduğu zaman alalım. Tabii şimdi bu arkadaşlar amacım yani çalışmasını sağlamak. İşler iyi giderse evet. Böyle arabalarını taşımam yani, çok masraflı olur çünkü. Aslında daha güzel bir fikrim var. Mesafe kısa tutup at arabalarını bir yerden bir yere getirip böyle. Ama buradan buraya kesin bir trenden götürme işi olabilir galiba ileride diye düşünüyorum. Evet. 65. İlk de almamış kaptım tren. Güzel. Şimdi yine araç alalım. Ve buraya 4 tane daha alalım. Evet, boş durmayalım, çalışalım yani. Bıraktık, üretim başlamıştı inşallah. Başlamış, çok güzel. Gelir elde ettiğimizi görmek güzel bir şey. Çünkü masrafı düşük olduğu için tabii ki düşük miktarda gelir elde ediyor. Tabii bunu ileride trenle taşıyacağız. Evet. Belki böylelikle şehre katkımız olabilir. O düşünceye sahibim. Bu kaynakları getirirsek. Şehirde büyüme durdu çünkü. Bir zaman sonra durdu tabii ki normal. Oh, çok güzel. İyi. Böyle bir şey yapmak beni pişman arkadaşa etmedi. Ama eğer ki üretim baya bir yükselirse, baya bir şey üretirsek buradan trenden karşı geçelim. Evet, böyle hızlı bir şekilde. İleride de, tabii ki buradan da buraya tren çekeriz diye düşünüyorum. Bunlar malzeme mi getirdi? Boş kent gelmişti, çok güzel. İyi. 50 tane olmuş. Ben 4 tane daha araç alayım buraya. Bol taş var sanırım. Çok güzel.
Ne tabii bunlar gelir etmeyecek ilk başta. Gelir elde etmesi mümkün değil. İlk önce taşıp götürmesi lazım. Evet. Böyle buna yatırım yaptıktan sonra da arkadaşlar böyle giderse borcumuzu da kapatırız bir taraftan. Böyle küçük yatırımlarla güzel bir büyüme elde ederiz diye düşünüyorum. Tahtaya da aynı şekilde yapabiliriz aslında. Neden olmasın? Olabilir. Böyle bir şey mümkün. Durmadan bir üretim yok maalesef. Kaç oldu? 45. 4 tane daha alalım. Sonuçta küçük de olsa gelir elde ediyoruz. Tren yollarımızda gelir etmesi beni sevindiriyor. İleride otobüslerden tabii ki bu meseleyi daha rahat çözebiliriz istesek. Evet. 16'ya çıktı. Bıraktık galiba. Bak burada bir şey unuttum. Şöyle yapabilirim ama. Bir kısmını burada bırakalım. Diğer kalan kısmı da burada. Bunlar boş mu gelmiş? Besledik mi bu şehri? Evet, bir miktar. Doğru, beslemişim. Güzel. Bu bölüm burada bitiyor. Vaktimiz doldu arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm borcumuzun, kredimizin bir kısmını kapanmasını sağlamaya devam ederiz. Ve mümkünse yeni bir hat kurarız. Evet. Onu bu bölüm içerisinde söylemek istemiyorum. Bu bölüm sonunda anlatsın. Onu önümüzdeki bölüm düşünürüz diye düşünüyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.